FETÖ ile alakalı önemli bir gelişme yeni bilgiler aktaracağım. Demiştik ki Orhan İnandı soldaki isim. FETÖ'nün Orta Asya imamı epeydir e, görev yapıyor. 92'den beri var olan sebat okullarının yöneticisi sahibi pozisyonunda olan kişi daha doğrusu. Sağdaki ise Sadır Caparov Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı. Daha evvelinde Kırgızistan bizim modelimizi çok uygulayan bir ülke açıkçası. Biz onlara model bir ülkeyiz. Parlamenter sistemdeydiler. Biz başkanlık sistemine geçtikten sonra onlar da başkanlık sistemine geçti. Ve Cumhurbaşkanı seçildi Sadır Caparov. Şimdi bakalım. Kırgız Gizli Servisi'nin çok önemli bir FETÖ'cüye yönelik gizli operasyonu örgüt tarafından nasıl deşifre edildi? Tabii ki çok önemli FETÖ'cü Orhan İnandı. 31 Mayıs'ta en son saat 9 civarında bir telefon trafiği söz konusu oluyor Orhan İnandı'nın. Ardından Aracı saat 1 Haziran'a bağlayan gece 4.20 sularında Bişkek'in çok e, işlek caddelerinden birinde bulunuyor. Lastiği patlamış aracın. Muhtemelen durdurulmaya çalışılmış ama durmadığı için ateş edilmiş olma ihtimali yüksek. E, bu operasyon sırasında şu fark ediliyor. Daha doğrusu operasyondan sonra polis aracı bulunca şu fark ediliyor. E, hem lastik patlamış... Hem de içerideki kamera görüntüleri olay anına kadar mevcut ama olay anından sonra kamera görüntüsü yok. Saat 4.20 itibariyle bir de iki tane telefon var araçta. E, telefonlardan biriyle son teması kurduğu telefon ve diğer telefonu var. Bu operasyonu yürüten Kırgızistan Gizli Servisi GKNB, Milli Güvenlik Devlet Komitesi adıyla geçen gizli servis. Şimdi bu olayın ayrıntılarına bakacağız. FETÖ'nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı'nın aracı, 1 Haziran'da hangi halde bulundu diye bunu anlattık. Ondan sonra ne oluyor? Bu kısım önemli. Şimdi FETÖ Türkiye'ye Sadır Caparov'un Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın yaklaşmak istediğini biliyor. Dolayısıyla Kırgız gizli servisi içindeki bağlantıları vasıtasıyla. Çünkü burada bir dönem paralel devlet kurdukları gibi sevgili izleyiciler. Orada da çok ciddi bir paralel devlet yapılanmasına gitmiş vaziyetteler. İşte 92'den beri Orhan İnandı'nın Patronluğunu yaptığı Sabat okullarının eski adı Sabat'tı sonradan Kırgız Devleti el koyunca adı Sabat'a dönüştürüldü ama Marif Vakfı'na yani bizim FETÖ okullarını devraldığımız vakfada devredilmedi bu okullar. İşte o okullarda yetişen pek çok Kırgız kişi Kırgız şahıs sonradan bürokrasiye giriyor. Silahlı bürokrasiye, silahlı kuvvetlerine giriyor, emniyet teşkilatına giriyor, gizli servisine giriyor. Dolayısıyla orada bir paralel devlet söz konusu FETÖ'le yine. İşte bu paralel devlet FETÖ'nün Orhan Kırgızistan'ın Orhan inandığı Türkiye'ye iade etme ihtimaline binaen hemen operasyonu 31 Mayıs'tan sonra 1 Haziran'da deşifre etti. Orhan bu 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 bağlamda ciddi bir kampanya da başlattılar. Orhan İnandı kampanyası kapsamında örgüt mensupları Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Bu ne demek? Sanki Orhan İnandı Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğindeymiş gibi bir izlenim yarattılar. Halbuki operasyonu yapan dediğim gibi Kırgız gizli servisçiydi. Kırgızlarla aramızda suçluların iadesi anlaşmamız var ama bugüne kadar tek bir FETÖcüyü bile iade etmedi, henüz edemedi Kırgızistan bu paralel devlet yapılanmasından dolayı. Bişkek Büyükelçiliği önünde neden toplandılar? Sanki Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devletiymiş. Suudi Arabistan'ın burada Kaşıkçıya, Cemal Kaşıkçıya yaptığı operasyonun sanki bir benzerini yapacakmış gibi bir iftira, bir kara propaganda süreci için böyle bir gösteri yaptılar. Halbuki orada bile değildi Orhan inandı. Dediğim gibi Kırgız gizli servisi almıştı ve Türkiye zaten FETÖ'cüleri aldığı ülkelerden Afrika olsun, Orta Asya olsun Başka ülkeler olsun, Balkan ülkeler olsun, hepsini alıp getiriyor. Türkiye bir kabile devleti değil dediğim gibi. Yargı önüne çıkarıyor, yargılıyor. Dolayısıyla eğer bir operasyon söz konusu olsa bile, gizli servis, Kırgız gizli servisinin de operasyonu bu. Türkiye'nin bizzat anlaşmayla getirdiği veya kendisinin bizzat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gidip aldığı bütün isimler yargı önüne çıkarılıyor. Türkiye'ye getiriliyor ve siz de o Türk bayrağının önündeki pozlarla bunları haberlerimizde izliyorsunuz. Bu gösterileri neden yaptılar? Çünkü eşi üzerinden de bir propaganda yürüttüler. Yurt dışındaki FETÖ'cüler de destek verdi. Bu dediğim gibi Orhan İnandı'nın iadesinin önüne geçebilmek içindi. FETÖ Orhan İnandı Türkiye'ye iade edilirse Kırgızistan'da Ekim ayında Sadır Caparov'a yönelik bir sivil darbe mi planlıyor? Bu soru önemli. Sadır Caparov yeterince siyaseten güçlü bir lider mi tartışılır? Aslında güçlü seçilmiş sonuçta ama Tacikistan'la olan problemlerden ötürü Orada bir çatışma yaşandı. Rusya'nın ve Çin'in hakkıyla desteğini göremediği için bir şekilde Türkiye'ye yaklaşmak da istiyor. Ama Türkiye'de şunu şart koşuyor. Bugüne dek dediğim gibi hakkında iade kararı verilmesi e, verilen, mahkeme tarafından iadesi uygun görülen ama Türkiye'ye iade edilen tek bir FETÖ'cü yok. Önce bu FETÖ'cüleri iade edin, ondan sonra sabah okullarını Marif Vakfı'na devredin veya en azından bu bir ilk olacak. Bu da çok önemli o açıdan. Yani Orhan İnandı'nın iadesinin önüne neden geçmek istiyorlar? Çünkü bu başlarsa şeytanın bacağı bir yerde kırılmış olacak. O yüzden bununla ilgili çok ciddi bir kampanya, faaliyet yürütüyorlar. Eğer Sadır o kendini zayıf hissederse ki dediğim gibi Çin ve Rusya'dan umduğu desteği bulamıyor Tacikistan'la çatışma noktasında. Türkiye'ye yaklaşmak istiyor ve önümüzdeki günlerde tarih de verelim. 10 Haziran'da bir Türkiye ziyareti planlanıyor ve bu da ilişkilerin yaklaşması anlamına gelecek. Ama eğer Türkiye'ye yaklaşırsa FETÖ'nün içinde bulunduğu bir organizasyonla tabii ki içerideki başka unsurlar, muhalifler, Sadır Caparov'un muhalifleri bir e, olası bir sivil darbe planı içinde. Dolayısıyla Orhan İnandır'ın iadesi Türkiye açısından çok önemli olduğu için olduğu gibi Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov açısından da çok önemli bir gelişme. Bu önemli gelişmeyle ilgili bilgileri, yeni gelişmeleri sizlere aldığım bilgiler doğrultusunda aktarmaya devam edeceğim